Acil yıkım kararı verilen binalara ilişkin itiraz süresi 3 gündür. 3 gün içerisinde yurttaşlar bu binalarla ilgili itirazlarını dile getirebilirler. Yıkım kararına ilişkin itirazlarını yapabilirler. Burada tabii yeniden bir değerlendirme olacak ve itirazlar kabul görürse yıkım kararı iptal olur. Ancak itirazları kabul görmezse de yıkım devam eder. Eğer yurttaşların bu konuda DASK poliçeleri veyahut kendilerinin ayrıca yaptırmış oldukları sigortalar varsa bu sigorta şirketlerine delillerini de göstererek fotoğraflama, videolarını videolama şeklinde evin detayını gösterecek şekilde kolonları, işte evin bütün diğer içini dıştan, içten detaylı, bütün detayları alacak şekilde fotoğraflayıp videolayıp onu saklaması gerekir ve bunu ilgili sigorta şirketine başvurusunu yapması gerekiyor. Bu 10 yıl içinde süreler 6 Nisan'a kadar durmuş durumda. Kamunun, devletin ilgili kurumlarının evsiz kalan yurttaşlara gerekli yardımları yapması gerekiyor. Bu sosyal devletin gereğidir. Eğer ki kişiler gerekli sigortalamalarını yapmışlar ise zaten ilgili sigorta şirketlerinden ödemelerini alacaklar. Bu ödemeler de yapının konumu, bulunduğu şehir, bulunduğu yer, yani piyasa değerini etkileyen bütün hususlar göz önünde bulundurulup ödemeler ona göre yapılacak. Yani enkaz çalışmalarının şu şekilde yapılması gerekir. Cumhuriyet Savcısının hazır olmasıyla enkazlardan karot örneklerinin yeterli sayıda alınması gerekiyor. Çünkü bu yapıların dayanıklılığı laboratuvarlarda test edilir ve alınan karot örneklerinin de üstüne şunun özellikle belirtilmesi gerekiyor. Hangi adresten alındığı, açık adres, tapu kütüğündeki ada, pafta numarasının da özellikle belirtilmesi gerekiyor. Bu şekilde deliller toplandıktan sonra enkazın kaldırılması gerekiyor. Delil tespitlerinin yargı eliyle veyahut Cumhuriyet Savcısının eliyle yapılması belki de bu süreçte biz yurttaşlara gerekli bütün hukuki desteği sunmaya hazırız ve yine delillendirme ve tespit çalışmalarında da yer alıyoruz. Yani yurttaşların Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'ne başvurarak başvurduklarında gerekli hukuki desteği sağlayacağımızı da buradan yurttaşlara duyurmak istiyorum. Bizler Şanlıurfa Barosu Başkanlığı olarak depremin 3. günü Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma dosyası açtık. Müdahale talebinde bulunduk. İlgililerin suçtan zarar görme ihtimalleri olan, ölen, yaralanan vatandaşlarımızla ilgili gerekli cezai işlemlerin yapılması hususunda suç duyurusunda bulunduk. 1122 binamızda ne yazık ki ağır hasarlı denilerek acil yıkım kararı verilmiştir. Bu binalarda yaşayan kat malikleri, kiracılar hakkında ne yazık ki henüz şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bunların nerede ikamet edeceği, bundan sonraki hayatlarını nerede sürdürecekleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yıkılan binalar için delil tespiti talebinde bulunduk. Bugün itibariyle 4 dosyamız için, yıkılan 4 bina için keşif halen yapılmaktadır. Her dosya için 2 avukat arkadaşımız, dışarıdan bir mühendis arkadaşımız gözlemci olarak keşif mahallinde bulunmaktadırlar. Orada bütün numuneler alınacak, gerekli işlemler yapılacak. Yarın bir gün tazminat taleplerinde bu numuneler üzerinden gerekli sonuçlara ulaşılacaktır. Bizler Şanlıurfa Baro Başkanlığı olarak zaten ilk günden beri çağrıda bulunduk. Baro Başkanlığımız bünyesinde hukuk komisyonumuzu kurduk. Vatandaşlarımız bize başvuru yaptıkları zaman onlara gerekli açıklamaları yapacağız, gerekli yönlendirmeleri yapacağız. Kendi avukatlarıyla devam etmek isteyen vatandaşlarımız kendi avukatlarıyla devam edecek. Ama yol ve yordam konusunda her türlü bilgiyi onlarla paylaşacağız. Vatandaşlarımıza yönelik olarak bir rehber kitapçık hazırlayacağız. Vatandaşlarımıza bu rehberi sunacağız. Bize başvuran bütün vatandaşlarımız bu rehberden hangi adımları izlemesi gerektiğini öğrenecektir.